Selam, ben Suzan Tuna. Açık Açık Podcast'ime hoş geldin. Sen de hoş geldin güzel Serenay'cığım. Bugün yine güzellik müthiş. Teşekkür ederim. Sen zaten enerji bombasısın bugün. Ben biraz beni çok etkiledi. Bu tutulma mı neyse iyi geldi. Sana iyi geldi. Evet, havalar da serinleyince daha da iyi geliyor. Biraz zorlanıyorum sıcakta. Böyle bir yerdeyim. Değişik konulara değinmek istiyorum bugün. Çok değişik şeyler deneyimliyorum. Spora başladım orada. İnsanlar birazcık şey gibiyim, gözlemci, çok gözlem yapıyorum. Ama hepimizin yapması gereken bir şey aslında. Doğru. Oradan çok şey öğreniyorum. Doğru. Bugün böyle beynimde böyle afyon patladı. Çünkü biz farkında bile değiliz. Bize bir beden verilmiş. Bir duygu, bir kalp verilmiş, bir beyin verilmiş, yani bir sistem verilmiş doğduğumuzda. Ve biz bunun sahibi olduğumuzu bilmiyoruz. Ama bizim doğumdan doğal hakkımız bu bedenimize iyi bakmak. Şöyle bir şey var mesela homeopatide biz şeyden bahsediyoruz. Dört bedenden oluştuğumuza, bedensel, duygusal, zihinsel ve ruhsal beden olarak gidiyoruz. Fakat bu bedenin bize aslında söylediği şeyler var. Mesela çok yorgunsun ve bir yerde bir sıkıştın, bir problemin oldu. Akşama doğru başın ağrımaya başladı, tamam mı? Ne yapıyoruz? Hepimiz gidiyoruz bir hap alıyoruz diyor. Hepimiz demiyorum, bizim yok, ben yapmıyorum. Ama bir şekilde onu susturmaya çalışıyoruz. Halbuki beden diyor ki, ya bir dakika ya bana baksana. Bende bir konu var. Yani bir dinlenmen lazım. Ya burada bir sıkışmışlık hissim var belki. Bir duralım, bir sakinleyelim. Ha, o akşam programım var. O programa yetişmem lazım. Onun için hap alayım, gideyim. Ama senin bütün sistemin allak bullak oluyor. Çünkü orada aslında sana verilen bir indikasyon var. Aynı şekilde bir soğuk algınlığı dediğimiz bir konu var. Kırık, işte çok kırıklık var, boğazım var, o falan filan. Ne yapıyorsun? Beden diyor ki dur bir daha, bir dur, bir yat. Ne bileyim, bir ilik suyu çorbası iç. Bir dinlen ya da annenden güzel bir tavuk çorbası çok iyidir ya. Bir dinlenmeye ihtiyacımız var. Bedenin bir dilinin olduğunu anlamamız lazım. Kesinlikle öyle. Haplarla bu iş olmuyor. Olmuyor. Şimdi buradan da senin konuyu hemen şöyle bir açayım. Biz Aç. seninle ilk başladığımız dönemlerde YouTube döneminde, şimdi YouTube'da hepiniz görüyorsunuzdur. İşte Muhteşem İlişkinin 5 yolu, işte kendini özgüvenli hissetmenin 18 yolu falan gibi. Şimdi bu tarz içeriklere hepimiz maruz kalıyoruz. Siz de görmüşsünüzdür. Şimdi tabii ki bu tarz içerikler gerçekten hap bilgi dediğimiz, yani bilgi bile değil, işte aslında orada hani bir havuç atıyorlar ve siz de o havuca bir şekilde hani oltaya takılıp oraya izlenme bırakıyorsunuz falan filan. Hastasıyım. Ve üstüne üstlük bir de videonun içerisinde böyle herkes tarafınca hani kabul görmeyen düşünceler varsa daha da iyi, o zaman daha da fazla yorum alıyor. Çünkü itiraz etmeye başlıyorlar ters bir Ha, bir de o psikolojide. da var. Bir de o da var. Her neyse, şimdi biz seninle başladığımız zamanlarda tabii ki izlenme alabilelim, işte daha fazla tıklanabilelim falan gibi şeylerle ben sana, ya Suzan, evet, seni sıkıştırdım. Dedim ki ya Suzan, hani biraz daha böyle işte kısa kısa anlatalım, biraz daha böyle insanların hani hızlı hızlı alıp gidebileceği şekilde anlatalım falan. Sen de ona direndin. Ondan sonra ve sonunda senin dediğin yere Hala geldik. direniyorum. Evet. Ondan sonra Ama doğru, evet. ama işte dediğin şey şu aslında, o bizim hap bilgi diye dediğimiz, aynı şimdi az önce verdiğin o güzel örnekte olduğu gibi de biz hap alarak oradaki asıl sorunu bir şekilde böyle yorgan altına itmeye çalışıyoruz ve oradaki asıl kısmı görmüyoruz. Yine o hap bilgi peşinde koşan kişiler için de oradaki asıl derdi, asıl çözülmesi gereken sorunu göremedikleri bir alana giriyorlar. Ya çok basite indirgemek ya. Yani çocukluğunla barışmanın 8 yolu deyip ben böyle atabilirim. Yok öyle bir şey. Çünkü bunun bir süreci var. Sen bunu hazmederek bir yere gelmen lazım. O hap diye bir şey yok. Hap dediğimiz, yani bizim farmakolojik olarak kullandığımız tabletler aslında senin o andaki sorununu
baskılamak üzere. Çünkü evet. sen onu alıyorsun, rahatlıyorsun. Ama ertesi gün bir daha varsa gene alıyorsun, gene rahatlıyorsun. Doğru. Demek ki şifalanmamış. Aynı şekilde yaşlandıkça da herkes gittikçe daha çok ilaç kullanıyor ya. Evet, evet. O ilaç seni şifalandırmıyor. Yani evet. senin sağlığını tekrar yerine getirmiyor. Evet. Şikayetini rahatlatıyor ki sen devam edebilirsin. Evet. Fakat bu bir yaşam biçimi olmamalı. Milyonlar öyle yapıyor ama. Evet. Bu bilgilerde yani kendinle olan ilişkin... Başkalarıyla olan ilişkin ve bu yaşamdan keyifle, güzellikle yaşayabilmenin yolu deneyimleyerek geliyor. Yani evet okuyabilirsin, yüzlerce kitap okuyabilirsin. Evet, burası patlıyor. Okuyorum ama okuyup da ben bunu hayatıma geçiremediğim sürece o bilgi böyle kalıyor işte. Kalıcı yani hani olmuyor. Hiçbir kalıcı yeri yok. Deneyim bir konunun anlaşılmasını getiren tek yöntem. Sen bir şey öğrenirsin, ondan sonra bunu hayatına geçirirsin. Ya yani çok basit bir şeydir. Çarpım tablosu. Çarpım evet. tablosunu bildiğin zaman, tam bildiğinde, evet. başta çocukken bunları bilmiyoruz. Evet. Ama şu anda çat 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 bir sürü işimize yarıyor mu? Evet. Yarıyor. Onu biz hayatımıza geçirdik. Doğru. Yani onu bir bilgeliğimize götürdük. Taşıdık. Tamam, taşıdık. Evet. Ama hiç bilmiyorsan onu, hani gidip çarpım tablosunu açman gerekiyorsa evet. çünkü dikkat etmesi o zaman sen onunla hiçbir şey yapamazsın. Evet. Ve bu her konuda aynı. Doğru. Yemek pişiriyorsun. Yemeğin bir tarifi var. Evet. Ona bakarak yapıyorsun. Hı-hı. Sonra bir iki defa yaptıktan sonra çok güzel kendin yapmaya ve ona bir yorum katmayı öğreniyorsun. Doğru. Değil mi? Evet. Bu da öyle bir şey. Evet. Bizim bu konuda hakikaten biraz kendi sorumluluğumuzu almamız gerekiyor. Ben birazcık... Çok doğru dedin. Sorumluluğumuz var. Bilgi alırken de bir sorumluluğumuz her var. Her an. Ya bizim ya bir insan olarak doğuyoruz. Evet bir bedenin içine doğuyoruz. Bu bedenin belli devreleri var. Hı. İşte fiziksel devresi var. Duygusal devresi hı. var. Şu zihin var. Ego dediğimiz kısmı var. Hı. Bunlardan sorumluyum ben. Hı. Ve ben bu sorumluluğu almadan yaşayıp herkese bok atarsam ki onu yapıyoruz genelde. O şeyin içinde, çamurun içinde cebelleşme vardır ya böyle kum içine doğru seni çeker. Evet. Orada yapıyorsun ve çıkamıyorsun. Evet. Bedenimi bileceğim. Evet iyi beslenmek neden o kadar önemli? Herkes bir şeylerden bahsediyor. Ortalık bir detoks kokteylinden geçilmiyor. Çok zararlı şeyler de var orada. Kafayı evet. yiyeceğim. Yani böyle değil. Bizim bedenimiz toplayıcı avcılardan gelen sistemle devam evet. ediyor. Dün çok ilginç bir şey yaşadım. Çok sevdiğim, çok şeker bir arkadaşım. 11 senedir vejeteryen besleniyordu. Evet. Ve ferritin deposunu bitirmiş. Yani biz doğduğumuzda bütün kemik sistemimiz %100 şarjlı bir telefon gibi demirle dolu. Fakat sen yeteri kadar demir almıyorsan ki demirin bir büyük bir kısmı kırmızı etten geliyor evet. maalesef. Ben de çok büyük etçi değilim ama bazen bedenim evet. tak diye isteyince de hiç durmuyorum. Alıyorum diyorum sonra da çok garip hissediyorum alışık olmadığım için ama bedenim bunu istediği için dinliyorum onu. Ferritin o kadar düşmüş ve şimdi dışarıdan takviye. Ayrıca zaten bir de çok fazla çay içiyordu. Artık hiçbir şekilde oradan emilim de yok. Evet. Hayatı boyunca bunu yapacak. İşte birazcık yöntem göstermeye çalıştım falan. Böyle bir yerde bunun sorumlusuyuz. Evet. Böyle ortalıkları hep bir moda yok. Ne diyetler var onlar. Evet. Hayır. Doğru beslen. Bedenin harekete ihtiyacı var. Çünkü aldığın kaloriyi o besine dönüştürmen, enerjiye dönüştürmen lazım. Hareketler yapacaksın. Kasını geliştireceksin. Neden kasımız var? Bizi dik tutması için. Hı-hı. Bu ağır. Çünkü kemiklerimiz çok ağır. Hı-hı. Bu ağırlığı kaldırabilen kas. Evet. Sen lapa gibi otur. Her akşam bir televizyonun önünde yat çiğdem çekirdek. Ye iç. Ondan sonra sabah kalk yine normal işine git. Hı-hı. Ve hiçbir devri daimi olmasın. Bu sistemin bir devri daimi var. Evet. Onu çalıştırma. Ondan sonra da ben iyi değilim. Olamazsın iyi yani. Bu aynı şekilde duygularla da ilgili. Duygularımızı çocukluğumuzdan itibaren zaten göstermeye hakkımız yok durumundayız. Aile bize izin vermiyor. Yapma, sus, büyüklerin önünde küçükler konuşmaz, ağlama, çok gülme ayıptır falan. Dolu. Azıcık örnekler bunlar.
Bunlarla kendi duygularımızdan uzaklaşıyoruz. Erkekler çok ciddi uzaklaşıyorlar. Yani bu tespit edilmiş bir konu. Duygu bedeniyle bağlantılarının çok kısık olduğunun bilincindeyiz artık bilimsel olarak. Bunlarla biz böyle duygu patlıyor. Ondan sonra sokakta bir ufacık bir şeydi. Kıyamet kopuyor. Geçen gün burada tabancalar patladı mesela. Ne yapıyoruz biz yani? Texas misali, öfkemiz, içeride sıkışmış olan duygularımızı ifade edemediğimiz için immün hastalıkları, yani bütün işte lupustan tut kansere kadar birçok hastalığın temeli ortaya çıkıyor. Evet. İşte yani herkese iyi davranmam lazım, herkese iyi bakmam lazım, yapmak istemesem de mesela. Ondan sonra ama içeride patlıyor. Onu da yapmıyoruz. Zihnimize gelince zihin zaten at koşturuyor. Herkese laf yetiştiriyor, herkesi eleştiriyor, kendini çok eleştiriyor. Evet. Toksin dibi. Biz nasıl sağlıklı bir insanlar olmayı düşünüyoruz? Evet. İki tane şeyle işte adımla bu işler yürümez. Çok ciddi bir yol bu. Evet. Ve bu yolu ancak ve ancak deneyimleyerek anlayacağız. Çoğu bugün dünyada ve Türkiye'de de önemli isimlerin çoğu hayatlarının bir bölümünde ciddi bir dayak yediler. Ve genelde o dayak bir sağlık sorunuyla oldu. Kanserdir, bir inmedir vesaire. Çok önemli bir şeydir o. Wake up call dedikleri. Ve ondan sonra hayatını değiştirip o yolda ilerleyip bu deneyimi anlatabiliyorlar. Bu çok değerli. Sen de deneyimlerini alan aç. Öyle rahattasın. Çünkü öyle bir konfor alanı oluşuyor ki o hapı alıp işte ne uğraşacağım şimdi yatayım televizyonun önünde. Böyle o miskinlik miskinliği getirir. Enerji enerjiyi getirir. Benzer benzeri çeker. Bu evrenin birinci kuralıdır. Benzer benzeri çeker. Bunu yaptığımız sürece bizim oradan çıkma imkanımız yok. Ego diyorlar mesela. Egoyu yok etmiyor. Öyle bir şey yok ya. Ya Allah aşkına lütfen. Neden var olan şeyleri yok etmeye bize çalışıyoruz? Verilmiş ben ki, bunu anlamıyorum. Bize verilmiş bir şey o. O beni ben yapan. Biz hepimiz yoksa robotlardan bir farkımız olmayan varlıklar olacaktır. Hepimiz biriz ama her birimizin deneyimi yaşadığı farklı. Yani sen Serena'ya, ben Suzan olarak çok farklı ailelere, farklı gen kodlarına deneyim, çünkü gen kodun içinde deneyimler, duygular, korkular, savaşlar, her şey var, her şey var. Onları almışız. Doğduğumuz an bizi zaten yönlendiriyor. O bütün astroloji pek anlamam ama onu anladım. Yani o da bize aslında bu hayatın içinde o tekmeleri ve itmeleri veren bir şey. Ve ondan sonra diyor ki yürü ya kulum. Evet, senin bu yaşamda bir yaşam amacın var. Bomboş yaşamak için gelmedik. Bu yaşam amacını bulmak için çık. Ben kendime göre bir şey buldum. Ve beni çok heyecanlandırıyor. Eğitim vermek, konuşmak. Oyunda güdüleniyorsun. Tabii. Ve açıldıkça açılıyor ondan sonra. Evet. Hepimizin bir amacı var. Biz buraya tatile gelmedik. Yani ona buna laf atmakla da gelmedik. İşte bir Reels'de bir kıyamet kopmuştu ya, erkekleri çok ciddi tetikledim. Evet. Tetikleneceksen bak bakalım niye ya, bir şey var orada demek ki. Çık bir çalış bakalım bu kadın neler söylüyor, bir git. Çoğu Reels'ı görüp podcast'ı dinlemeden yorum yaptı. Öyle tabii ki. Çoğunluğu öyle. Bu medya zaten bana göre çok saçma sapan bir şey. Evet, neye yapıyoruz? Tanıtmak için. Bak bunlar da var. Ben hatırlatıcıyım, öğretmen değilim, hoca değilim. Kesinlikle hocalığı doğru bulmuyorum. Öyle bir şey yok. Hatırlatıcıyım, hepimizin içinde bu bilgiler var. Bir tek bazen birileriyle bir araya geliyoruz, bir şeyler anlatıyor. Aa, ben bunu biliyorum diyorsun. Evet. Hatırlıyorsun ya da hiç bilmiyormuş gibi geliyor ama gene de var içimizde. Evet. Sonsuz bilgi her birimizde var. Bunun farkında olup bir uyanmak ya. Bırakın dışarıda kıyamet kopsun. Ben içimdeki kıyameti bitiremediğim sürece dışındaki kıyamet hiç bitmeyecek zaten. Biz birbirimizle bu toparladıkça dışarıya da yansıtacağız. Bu çok değerli. Pınar Altun'un bugün bir sözüne denk geldim. Şey demiş, Instagram'da güzel ve havalı görünmek için kendi hayatımı harcamayacağım.
Helal olsun. O kadar olsun. Güzel söylemiş ki. Tebrik ediyorum. Çok güzel söylemiş. Bu aydınlanmayı lütfen toplumumuzda birçok kişi yaşasın istiyorum yani. Evet. Bu dışa dönüklük aslında kendini sevmemekle. Yani oraya devamlı dikkati vermek, kendinle hiç yüzleşmemeye gelmedi. Kendine hiç bakmamak ve yüzleşmemek. Dış görüntümüz bizim sonsuz farklılıklardan. Dün de benim önüme Emma Thompson düştü. Bayılıyorum ona. İngiliz bir tiyatro sanatçısı, tiyatrocu ve aynı zamanda da film artisti. Diyor ki, ya benim içimde merak var, öğrenme var, keşfetmek var, çılgınlıklar yapmak var. Biz dedi, niye bir tek dışımıza bakıyoruz? Şu anda İngiltere'de 8 yaş çocukları kalçam büyük, bacağım şişman falan konusunda. Ya bırakın, onlar zaten değişecek yani, sonsuz dönüşümdeyiz. İstediğiniz kadar güzellik operasyonları yapın, çocuk ile doğuracaksınız, o çocuklar aynı eski ailesiniz gibi çıkacak. Bunu ben Beyrut'ta deneyimlemiştim. Seneler 2011'de. Çok şık, çok güzel. Daha savaş yok ortada falan. Kadınlar inanılmaz güzel. Böyle alamadım kendimi. Nasıl güzeller. Hem kıyafet, biraz etli butlular ama önemli değil. Yüzler muhteşem. Sonra çocuklara bir baktım. Anam çocuklar hiç öyle değil. Sonra adamlara baktım. Adamlar göbekli, hafif kel, pek hoş değiller. Ya o çocuk ama gelmiş. Yani anne uğraşmış güzelleşme. O dış güzellik değil, içeri dönmemiz lazım. İçerideki güzelliğimizi nasıl keşfedeceğiz? Dışarı bakarak değil. Şurası temizler. Evin içi temiz olmadığı sürece dışarısı da güzel olmayacak. Ya biz onu görüyoruz bazen. Nur yüzlü teyze falan dediğimiz, o kadın bir şeyleri de temizlemiş. Üstü başı iyi olmasın. Göbekli popolu olsun. Ne olacak yani? Bu bize dayatılmış bir sistem. İnanın her konuda bir sistemin içine sokuluyoruz. Ve orada balıklar gibi böyle ışığa giden balık misali hepimiz oraya doğru çekiliyoruz. Ben çok zorlanıyordum başta biliyorsun. Burada konuşmak işte. Evet. Ay o olmasın, ay bu olmasın. Evet. Ama bir şekilde sesimi çıkarabilmek için de boyun eğmek durumunda kaldım. Çok zorlanıyorum hala. konuşmada değil ama hani kameranın önüne geçmek, bir şeyler anlatmak. Bunu yaptıkça da aslında kendimdeki bilgiyi daha iyi kullanmayı öğrendim. Zaten hayatımın içinde var olan bir şeydi. Onun için fena sayılmaz diye ümit ediyorum. Bence burada son olarak, kamu spotu olarak aslında şunu söylememiz gerekiyor. Ne söyleyelim? Yani her söyleneni böyle doğruymuş gibi almadan böyle bir öncelikle onun üzerine bir demlenmek, bir düşünmek. Belki birazcık da üzerine hani kendince okumak ve araştırmak. Ve onu öyle hap bilgiler peşine koşmak yerine biraz zaman vermemiz gerekiyor. Kesinlikle. Şöyle bir şey var. Toltek bilgeliğinin 5. 4 tane, bir 4 bilgelik var. 4 anahtar var. Bir de 5.'si var. 5. anahtar duyduğun her şeye ve kendine şüpheyle yaklaş. İnsanlar sonsuz palavra anlatıyor. Sen alıyorsun bunu. Bir dur ya, bir dur, bir bak. Başka bir konuda anlatacağım. Botoks'la ilgili dün paylaştım. Bir bakın lütfen. Ve biz bilişim çağındayız. İletişimin dibindeyiz. Bir girin. Tabii dil bilmek lazım. Neler konuşuluyor yurt dışında? Neler bakılıyor? Evet, sorgula. Doktora gidiyorsun. Sen de bu var da ve sen böyle dur. O adam da bir insan. Evet. O bildiği kadar, hepimiz kasemiz ne kadar büyükse o kadarıyla oradayız. Evet. Araştırma yapmıyorsa. Zaten Türkiye'de araştırma diye bir şey yok. Araştırmayı yurt dışından takip etmiyorsa bildiği kadarıyla kalacak. Evet. Ve sana da onu verecek. Bir dur. Bir bak bakalım. Hakikaten söylediği doğru mu? Acaba başka alternatifler var mı? Lütfen. Evet. Yani bununla sorumluyuz. Bizim kendimize bakmamız bu. Küçük bir şey, bir anekdot anlatacağım. Ben bir stüdyoya gidiyorum. Spora başladım gene 8 ay sonra. Şöyle bir şeye şahit oldum. 3 tane erkek. Hepsi testosteron dibi.
kasları yapmışlar. Bir tanesi dizinde bant, orasında bu şey üst baldırında bantlar falan filan. Ve hem oturarak böyle kalkmaya çalışıyor, hem ağırlık ve anarıyor. İnim inim inledi. Bedenini yaralamış. Tamam. Beden zaten hasarını görmüş. Canı da acıyor. Ona rağmen yapıyor. Bu bir işkence. Bu kendine saygısızlık. Ben başkasına saygı gösteremem eğer ben kendime saygı göstermiyorsam. Bana da kimse saygı göstermez. Ben saygımı bilmiyorsam. Kendine karşı bu kadar şefkatsiz olmalarını şiddetin, anlayamıyorum. Şefkati geçtim. Bu bir şiddettir yani. Böyle seyrediyoruz. Benim de antrenörüm bir kadın, müthiş. Dedi ki, böyle dedi yani bunu devamlı görüyoruz erkeklerde. Ve o geri dönmeyecek hasarlara sebep olacak. Evet. Ve ondan sonra daha genç yani 30-35 yaşın. Aa bunun daha sonra 70'i 80'i var. Tabii canım, daha uzun. Biz bu bedenden sorumluyuz. Bu kalpten sorumluyuz. Bu zihinden sorumluyuz. Egomuzdan da sorumluyuz. Onunla şefkatli bir birlikteliğe girmek yolu. Bu yolculuk ancak bir şefkatli birliktelikle gider. Ve bu beden de bizim bu aracımız, bu yaşam döngüsünü tamamlamak için bize verilmiş bir araç. Bunu arada bir hatırlamak ve evet ben bugün kendime nasıl şefkatli davrandım, bedenime nasıl davrandım, nasıl bir gıda soktum. Gidip en ucuzundan, ucuz etin yahnisi olmaz atasözü var Türkiye'de. Almanca'da yok, Fransızca'da yok, İngilizce'de yok. Ben bu takığım biraz atasözlerine. Bu ülkeye ait bir şey. Ucuz etin yahnisi olmaz ama herkes ucuzun dibine gidiyor. Yediğin şeylere dikkat et, içtiğin şeylere özen göster. Kendini temiz tut. Epeyce kimyasal kullanmadan yaşa vesaire. Bunlar çok değerli bilgiler ve bunların devamı da var. Belki başka zaman daha çok konuşuruz bunu. Umarım hoşunuza gitmiştir. İleriki podcastlerde daha derin bu konulara girebiliriz. Teşekkür ediyorum. Yakında tekrar görüşmek üzere. Sana da çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.